Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan doğal faktördür? Tarım alanlarına fabrikaların yapılması, ormanların yerleşim alanına dönüştürülmesi, meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi, bitki örtüsünün tahrip edilmesi gibi unsurlar insan faaliyetleridir. Fakat kuraklığın artması bu doğal bir faktördür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ülkemizde yer şekilleri, dağlık ve engebeli olan bir yörenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenemez. Böyle yörelerde kış turizm faaliyetleri yapılabilir. Böyle yörelerde akarsu vadileri derin, tarım alanları parçalı ve karayollarında köprü ve tünellerin bulunduğu söylenebilir. Fakat böyle alanlarda yani dağlık ve engebeli alanlarda geniş çiftliklerin kurulması mümkün değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Doğa olaylarının normal gidişatın dışına çıkıp aşırı değerlere ulaşarak gerçekleşmesine ekstrem olay denilmektedir. Buna göre haritada işaretli merkezlerin hangisinde aşırı yağışların görülmesi ekstrem olay olarak kabul edilir? 5 numaralı bölge Ekvator çevresinde yer alan bir yerdir. Yağışların fazla olduğu bir bölgedir. Bu son bölgesi yağışların fazla olduğu bir bölgedir. Endonezya adaları yağışların fazla olduğu yerlerdir. Bu yerlerde yağışın fazla olması ekstrem bir olay değildir. Fakat 3 numaralı bölge bir çöl bölgesidir. Bu bölgede yağışların aşırı olması ekstrem bir olay olarak kabul edilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırlarının diğerlerine göre daha uzun sürede değişime uğraması beklenir? Sanayi bölgesi beşeri bir bölgedir. Çay tarım bölgesi beşeri bir bölgedir. Bu bölgelerin sınırları zaman içerisinde kolayca değişebilir. Fakat iklim bölgeleri ve dağlık bölgeler bunlar doğal bölgelerdir. Doğal bölgelerin zaman içerisinde değişmesi daha zordur. Doğru cevabımız 2 ve 4. D seçeneği doğrudur. Türkiye'nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken kuzeydoğu kesiminde Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde küçükbaş hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İç bölgelerimizde daha çok bozkırlar yer almasından dolayı e, büyükbaş hayvan beslemeye çok uygun değildir. Küçükbaş hayvanları beslemek daha kolaydır. Fakat Erzurum, Kars, Ardahan gibi yörelerde gür çayırların bulunmasından dolayı büyükbaş hayvanların beslenmesine daha uygundur. Bundan dolayı olay bitki örtüsü ile ilgilidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda 4 ilimizin enerji kaynakları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirler arasında yer almaz? İlk jeotermal santrali bu ilimizde kurulmuştur denilmiş. Denizli Sarayköy'den bahsedilmiş. Burada çıkarılan doğalgazın kullanıldığı termik santral kurulmuştur. Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat bölgesinden bahsedilmiş. Taş kömüründen elektrik üreten termik santral kurulmuştur. Zonguldak Çatalaz'ından bahsedilmiştir su gücünden elektrik enerjisi üreten Keban Barajı kurulmuştur. Bu da Elazığ'ın Keban ilçesindedir. Fakat burada Bolu ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu şehirlerin hangisinin etki alanı diğerlerinden daha dardır? Verilen şehirlerin bulunduğu konumları düşünecek olursak 5 numaralı şehir Amerika Birleşik Devletleri'nde, 4 numaralı şehir İngiltere'de, 1 numaralı şehrin Hindistan'da, 2 numaralı şehrin bulunduğu yerin Çin'de olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, 3 numaralı şehrin bulunduğu yerin hem güney Yarım Kürede olması hem çöl bölgesinde olmasından dolayı çok gelişmiş bir şehir olduğu düşünülemez. Bundan dolayı diğerlerine göre etki alanının daha dar olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artış hızını azaltıcı politikalar izler? Almanya, İngiltere, Rusya ve İsveç gibi ülkelerde doğum oranları çok düşük, nüfus artış hızı oldukça azdır. Bu gibi ülkelerde nüfusu gençleştirmek için nüfus artış hızını artırma yönünde politikalar izlenir. Fakat Hindistan'da nüfusun aşırı fazla olması, doğum oranlarının yüksek olmasından dolayı nüfus artış hızını düşürücü doğum oranlarını azaltıcı politikalar daha yaygındır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yer haritada hangi numarayla gösterilmiştir? Verilen özellikler Marmara Denizi'ne yakın olması, İklimin ve yer şekillerinin çok büyük imkanlar sunması, Anadolu'nun batısında bulunması, ahır hayvancılığının yapılması, balıkçılık, kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinin gelişmesinden bahsedilmiş. Bu özellikler verilen yerler içerisinde Marmara Denizi'ne yakınlığı, kümes hayvancılığı, balıkçılığı, yer şekilleri iklimin uygunluğuyla Bursa iline ait olabilir. Doğru cevabımız 4'tür. Yani D seçeneği doğrudur. Aşağıdaki kentlerden hangisinin etki alanının diğerlerinden daha geniş olması beklenir? Kabil Afganistan'ın başkentidir. Sofya Bulgaristan'ın, Atina Yunanistan'ın, Tiflis ise Gürcistan'ın başkentidir. Fakat Moskova Rusya'nın başkenti olmasının yanında idari fonksiyonun yanında sanayisi, turizmi, ticareti gibi fonksiyonların çokluğundan dolayı diğerlerinden çok daha geniş bir etki alanına sahiptir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak devlet kontrolünde üretimi yapılmaktadır. Yukarıda sözü edilen tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Pirinç sıtma hastalığına neden olmasından dolayı, kenevir uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı, tütün ise kalitenin düşmesinin önlenmesi için devlet kontrolünde yetiştirilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Ham maddenin varlığı bir endüstri kolunun kurulması ve gelişmesi için önemli bir etkendir. Buna göre bir yerde endüstrilerinden hangilerinin büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişmesi beklenir? İpekli dokumanın ipek böcekçiliğine, yünlü dokumanın da küçükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişmesi beklenir. Fakat et ve süt üretiminde büyükbaş hayvancılığında rolü büyüktür. Bundan dolayı büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde et ve süt üretimi fazladır ve ham madde bakımından zengin yörelerdir. Doğru cevabımız 3 ve 4. E seçeneği doğrudur.